İkinci bölümle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nuh Aleyhisselam'ın defalarca tebliğ etmesine rağmen halkı inatla, günümüze gelen bir ifadeyle, hani dediler ya, evet sen peygambersin belki ama birçok insan onun peygamberliğini tasdik etmediler. Onca mucize görmelerine rağmen isminin Nuh olduğunu söylediler ama peygamber diyemediler. Ve günümüze gelen, ta bu zamana kadar gelen bir ifade oldu aslında. Nuh dediler de peygamber demediler. Ve dedi ki, madem ki sen peygambersin, o kadar mucize gösterdi inanmadılar, madem ki peygambersin, o zaman söyle de Allah'ın bize bir azap göndersin. Allah'ın seçkili kulu, peygamberi, Hazreti Nuh Aleyhisselam, asırlarca kavmini hidayet üzerine, saadet üzerine çırpındı durdu ama maalesef. Ne güzel öğütler vermişti oysa ki, ne diller dökmüştü. Peygamberlik vazifesine başladığı ta ilk günden bu ana kadar her yerde, her zaman kavmini Hakk'a davet ediyor. Tam 950 sene, dile kolay. Bunca yıl kafirlerle mücadele ediyor. Kafirlerin o kan yuvası gözü bir an için hidayet ufkuna bakamamış, bakmamıştı. Bir kez olsun ağızlarından hayır söz çıkmamıştı. Allah'ın şerefli kulu, şerefli peygamberi, ona hakaret edip duruyorlardı. Ve nihayetinde Hazreti Nuh Aleyhisselam bir insandı, bir beşerdi. Bunca çile, bunca hakaret, bunca zulüm ciğerinin zarını sanki böyle zehirli hançerler gibi deliyordu. Artık o münkir kavmin salah ve felahından ümidini kesmişti Nuh Aleyhisselam. Ayet-i Kerime'yle bakalım. Kamer suresi bize eşlik etsin. Diyor ki, bir gün diyor gönül çırpınarak en son dayanamadı Nuh Aleyhisselam. Açtı ellerini Rabbine. Dedi ki, ey Rabbim, artık bu zalim kavme karşı ben mağlup düştüm. Benim için onlardan intikam al dedi. Onların zulümleri artık dayanılabilecek gibi değil. Benim intikamımı al dedi. Rabbim, onlar kendilerine emrettiğin şeylerde bana isyan ettiler. Malı, çocuğu, kendisine hüsrandan başka bir şey arttırmayan kimselere uydular. Çok büyük hileye giriştiler. İşte Hakk'ın şerefli elçisi, hakim olan, rahim olan o mabuduna en derin, en ince hislerle kafirleri şikayet etmişti. Helak olmalarını diliyordu. Yaralı gönlünü yaprak yaprak açmış, yalvarıyor. Hatta diyor ya Nuh Aleyhisselam'ın kendisine inen suresinde, gerçekten bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar. Sen de zalimlerin ancak helakını arttır diye aynı isteği dua Nuh Aleyhisselam'ın suresinde Nuh 24'te geçiyor. Ne dedi? Nuh 26 ve 27. ayetler, ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma, çünkü sen onları bırakırsan senin kullarını sapıtırlar. Ancak bir nankör facir doğururlar. Yalvarmıştı Mevla'ya. Başkalarını da imandan, tevhidden mahrum bırakarak kendileri gibi küfre, delalete, sapıklığa, isyana düşürür bunlar dedi. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver ya Rabbi. Benim ve beraberimdeki müminleri de kurtar dedi. Evet, aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu kulunun duasına elbette ki karşılık verecekti. Duasını kabul etmişti. Hadisenin bundan sonrası şöyle cereyan ediyor. Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah, insanı yeryüzünün halifesi kılan Allah şöyle dedi. Haberin olsun. Önceden iman edenlerden başka kavmimden hiçbiri asla iman etmeyecek. O halde yaptıkları şeylerden ötürü kederlenme ey Nuh. Nezaretimiz altında vahyimiz gereğince bir gemi yap dedi. Hem o zulmedenler hakkında azabın kendilerinden kaldırılması için bana da dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklar. Olur da merhamete gelirsin ey peygamberim. Sakın ha merhamete gelmeyesin. Sakın bana onlar için dua etmeyesin.
Çünkü onlar suda boğulacaklardır diyor Hud suresi 36 ve 37. ayet-i kerime böyle tefsir ediyor bize. Evet, Nuh aleyhisselama taraf ilahiden vahyolunuyor ki o muhakkak gidiyor kavminden o küfür üzere ısrar edenler iman etmeyecek diyor Mevla. O dalalet ehli Cenab-ı Hakk'ın o tevhid dinini, senin risaletini tasdik etmeyecekler. Ancak o cidden iman etmiş olanlar, o hakikati bilerek bir teslimiyetle, tam bir kanaati kalb ile şerefi dine nail olanlar, onlar müstesna dedi Mevla. Onlar fıtrat-ı selimlerini muhafaza ettiler, iman nimetine nail oldular, mesud ve bahtiyar bir zümre oldular onlar. Ey Nuh! O küfür üzere ısrar eden kafirlerin yapar oldukları şey ile üzülme diyor Mevla. Onların diyor seni tekzip etmesi, seninle istihza eder olmaları sebebiyle sakın yeyse hüzüne düşme. Çünkü ben onlara çok acıklı bir azap göndereceğim. Mevla niye ısrarla Nuh Aleyhisselam'a bunu söylüyor? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın ailesi de gidecek. Ailesini gördüğü zaman o suda boğulduklarında sakın üzülme, yeyse kapılma. Ey Nuh, onlar için sakın bana dua etme. Bizim hıfz ve siyanetimiz yani korumamız ve vahyimiz gereğince sen bir gemi yap sadece. O vesileyle müminler selamet cüdisine çıkacaklar. Kafir ve zalimler de topyekün sular içinde boğulup gidecektir. Hem o zulüm edenler hakkında da seni o tekzip edenler, o küfür çamuruna, o şirk çamuruna batanlar içinde şefkat ve merhamete gelme diye Mevla Nuh Aleyhisselam'a buyuruyor. Hakkın şerefli elçisi Nuh Aleyhisselam kafir kavmin elinden çok cefa çekti. Ama ne var ki yine onların hidayete ermesini istiyor. Yine şefkat, yine merhamet gösteriyordu. Ya Rabbi diyordu, kavmime mağfiret buyur çünkü onlar bilmiyorlar. Ne vakte kadar böyle dua etti? Ayetler nazil olana kadar. Ayetler nazil olunca Mevla ey Nuh sakın bana dua etme onlar için dediğinde artık Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi yeryüzünde kafirlerden hiçbir kimseyi bırakma diye dua etmeye başladı. Gerçekten de öyle olacaktı ve Nuh Aleyhisselam tabiri caizse ikinci Adem olarak bilinecektir kıyamete kadar. İnsanlığın ikinci atası olarak bilinecektir. Allah'ın şerefli kulu, şanlı peygamberi Hazreti Nuh, Rabbi Kerim'inin emri üzerine en büyük mucizesi olan o gemiyi inşa etmeye başladı. Tarihte ilk gemiyi Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi eliyle yapıyordu. Bütün peygamberlere vahiy getiren o göklerin sultan meleği Cebrail Aleyhisselam geminin inşasında da Allah'ın bizzat emri üzere Nuh Aleyhisselam'a yardım ediyor. Çünkü ilk defa bir gemi kurulacak, İşin bir ustası olacak ve o ustalığı Allah tarafından aldığı bilgilerle Cebrail Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a getirecek, beraber o gemiyi inşa edecekler. Peki neye bakarak? Şimdi bugün helikoptere bakıyorsunuz. Helikopter bir böcekten esinleniyor, helikopter böceğinden. Hemen hemen herkes yaptığı icatları bir başka hayvandan veya bir başka yaratıktan esinlenerek yapmıştır. Peki Nuh Aleyhisselam neyden esinlenerek gemi yapıyor? Evet, sular üstünde yüzecek bir tahta kuş yapılacak. Yavaş yavaş meydana geliyor, dertli, sıkıntılı, elemli, çileli günlerdi o günler. Bir nefes olsun Hak elçisinin etrafından o ayrılmayan, sabırla sebat gösteren o ihlaslı müminler yine Nuh Aleyhisselam'ın yardımına koşuyorlar. Cibril Emin'in tarifi üzerine Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiyi inşa ediyor. O kafirlerin kan yuvası gözleri bu defa hayretle açıldı. Kendilerine tebliğ etmekten vazgeçtiği için tacizlerini kısmen durdurmuştu kafirler. Ama ne var ki akıl idrakleri donmuştu. O güne kadar böyle bir şey görmemişlerdi. O karanlık yüzlerinde şeytani gülüşler vardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı ve müminleri o çalışır gördükçe kahkaha atıyorlardı. Hayırdır diyordu. Ey Nuh, peygamberlikten vazgeçtin de dülger mi oldun?
Hazreti Nuh, ey münkirler dedi, yakında başınıza gelecekleri görürsünüz diyordu. Ve geminin gövdesi artık yavaşça meydana çıkıyor. Cibril Emin yine geldi. Ya Nebi Allah dedi, Rabbinin sana selamı var. Bir güvercin yakala, kemiklerini kırmadan etini ye dedi. Bir güvercin yakala, kemiklerini kırmadan etini ye. Hazreti Nuh Aleyhisselam bir güvercini tutuyor, kesiyor, pişiriyor, etini yiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın dediği gibi kemiklerini kırmadan yiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam güvercinin göğsünü işaret ederek, ey Nuh, geminin suda kolay gidebilmesi, yüzebilmesi için geminin altını işte bu güvercinin göğsü gibi yapacaksın. Ve güvercinden esinlenerek o gemiyi yapmaya başlıyor. Allah'ın peygamberi tarif edilen şekilde gemi inşa ediyor ve artık gövde tamamıyla meydana çıkmıştır. Yine kafirler şaşkın gözlerle bakıyor, haykırıyorlar. Karada mı yüzdüreceksin bunu? Ah ihtiyar! Hazreti Nuh Aleyhisselam, gün kadar o aydın yüzünü ufuklara çevirip derin derin bakıyor. Sonra diyordu ki, kısa bir zaman sonra buralar deniz olacak, buralara su basacak. Vay sizin başınıza gelenlere! Kafirler dalga geçmeye devam ediyor, gülüşüyorlar. Neler de duyuyoruz diyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bakalım yine. Hud suresi 38 ve 39'da diyor ki, Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden herhangi bir topluluk yanından her geçtikçe kendisiyle alay ediyordu. Nuh onlara dedi ki, eğer şimdi bizimle alay edip eğleniyorsanız, biz de Allah'ın azabı size geldiği zaman bizimle alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Artık pek yakında o perişan edecek azabın kime geleceğini ve devamlı bir azabınla kimin başına kopacağını bileceksiniz ama iş işten geçmiş olacaktır. Evet, tabii şurada belki bir yanlış anlamaya sebep olabilir. Malumdur ki Allah'ın peygamberi istihzada bulunmaz. Bu tabir sadece bir mukabele tarikiyle söylenmiştir. Bunda asıl murat şudur. Ey cahiller, siz bu yaptığınız istihzanın, yani dalganın elim ve pek vahim akıbetini yakında görürsünüz demekten ibarettir. Yoksa peygamberler istihza etmezler. Evet, öyle demişti. Ey benimle alay eden cahiller, ileride bileceksiniz. Kendisini dünyada boğmak suretiyle rüsva edecek azap kime gelecek göreceksiniz dedi. Demiş ya şair, Hakk'a dönün insanlar, yakındır büyük fırtına, dünya bunca çılgını bindirir mi sırtına? Ve Nuh Aleyhisselam'ın saadet gemisi günden güne bir güvercin gibi şekil alıyor. Ve nihayet bir gün geminin inşası artık tamamen dolmuş vaziyette. Bu büyük gemi 2 yıl gibi bir zamanda meydana geliyor. Hatta rivayetlerin bazılarında da 4 sene sürdüğü de kaydedilmiştir. Büyük bir gemi. Hatta geminin ölçülerini de not almıştım. Şöyle söyleyelim konu gelmişken. Geminin uzunluğu 300 arşın. Yani abi ne demek istiyorsun? 204 metre. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 204 metre. Eni de genişliği de 70 arşın. Yani 48 metre. Derinliği de sevgili kardeşlerim 30 arşın. Yani 20 metre 40 santim sevgili kardeşlerim. 3 katlı olarak inşa ediliyor Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Hazreti Nuh'tan, gemisinden ve tufandan o tafsilatlı haber veren Hud suresine baktığımız zaman, geminin ocağı ve buhar kazanı olduğuna dair de yine ayet-i kerimede işaretler vardır. Hatta Elmalı tefsirinde de yine bu ayette zikredilen gemi, buharlı gemi olarak da tefsir edilmiştir sevgili kardeşlerim. Yine aynı şekilde merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocamız da aynı ayetin açıklamasını şöyle söylüyor. Diyor ki, Nuh gemiyi abanoz ağaçlarından yapmış, 2 veya 4 sene de bitirmiştir diyor Ömer Nasuhi Bilmen. Evet, bu geminin 3 tabakası vardı.
alt tabakasında vahşi hayvanlar, işte haşeratlar denilen hayvanlar var. Orta tabakasında ise sair ehli hayvanlar, yani biraz daha mülayim olanlar, işte kedidir, köpektir, böyle insanlara saldırmayan cinste olan hayvanlar vardı. Üst tabakasında da Nuh Aleyhisselam ile beraber kendisine iman etmiş olanlar vardı sevgili kardeşlerim. Evet, devam edelim. Diğer taraftan gemi bitti. Peki emir saati ne zaman geliyor? Denilir ki geminin tamamlanıp harekete hazır hale geldiği an aynı zamanda tufanın başlangıç saatiydi. O an yeryüzü kaynamaya başlamıştı bile. Hatta yine ayet-i kerimeye başvuralım. Hud suresi 40'ta diyor ki nihayet helak etme emrimiz geldiği, fırından su taşıp fışkırdığı yahut geminin kazanı kaynadığı vakit Nuh'a dedik ki faydalanılan hayvanların her cinsinden erkek ve dişi olmak üzere birer tane çift ve üzerlerine boğulma emri takdir edilenler haricinde aile halkınla bir de iman edenleri gemiye yükle. Zaten beraberinde iman edilenler çok azdı sevgili kardeşlerim. Ve cihan tarihinin, dünya tarihinin ilk gemisi artık harekete hazırdı. İnsanlar ve hayvanlar gemideki o kendilerine mahsus yerlere kondular. Hepsi, bütün hepsi Nuh Aleyhisselam'ı dinledi. Ama köpeğin bir meselesi vardır. Köpekle, kedi ile Nuh Aleyhisselam'ın bir meselesi olacak. Çünkü Nuh Aleyhisselam sadece insanlara değil, hayvanlara da hitap etmişti. Hayvanlar da peygamberi dinleyip o gemiye girmişlerdi. Ama kimse kimseyle çiftleşmesin kararı vardı. Ve buna uyanlar olduğu, uymayanlar olduğu, hayvanlar aleminde işte uymayanların cezası neler oldu? İlerleyen konularda inşallah anlatmış olacağız. Evet, her duruşunda, her gidişinde Allah'ın ismiyle besmele getirmek üzere gemiye binin dedi. Bütün herkese söyledi. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir dedi. Aynısını da ayet Hud suresi 41 destekliyor. Evet, müminler Allah adını anarak gemiye bindiler. O gün Recep ayının 10. günüydü. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bindiklerinde Recep ayının 10. günüydü. Gemiye binen müminlerin sayısı da yüksek rivayetler olarak, yani bütün neredeyse ulemanın tasvir ettiği sayı 80 kişi kadardı diyor. Allah'ın şerefli kulu Hazreti Nuh'a 950 senelik uzun bir hizmetin neticesinde ölenler hariç bu kadar insan iman etmişti. Tabii bu sayı ihtilaflıdır. Erkek ve kadın karışık olarak mı gemiye binen 80 kişi yoksa hane olarak mı 80? Tefsir alimlerince bu nokta ihtilaf mevzusu. Doğrusunu elbette ki Yüce Rabbim bilir. Evet, akılları dondurucu hali şimdi görün, şimdi seyredin. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a en evvel iman etmesi gereken, ona destek olması gereken zevcesiydi. Eşi Vaile'ydi. İsmi neymiş? Vaile. Ama maalesef ki küfürde inat ediyordu. Allah'ın muhterem peygamberi 950 sene bir nefes durmadan Allah'ın emrini tebliğ etmiş ama ne var ki insanlara hidayet verecek olan kimdir? Yüce Allah'tır. Böyle olunca da bir kimsenin yine bir başka kimseye hidayet etmesi mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı Nuh Aleyhisselam ilk önce kafir eşini, zevcesini iman devletine erdirirdi. Onun vazifesi sadece tebliğ etmek, sadece anlatın, sadece söyleyin, insanları zorlamayın. Hani dinde zorlama yoktur demiştik ya, işte o burada geçerlidir. Ve zaman ve mekan boyunca 950 sene İslam'ı anlatmakla geçti. Ama kafir kadın nasibinde inat ediyordu. Yine şairin sözüyle devam edelim. Bir kadın ki yok onda nurdan, imandan eser, artık o müthiş bela, artık o şeytana er. Şeytanın kara pençesinde ölüm terleri döken Vaile, gemiye binmeyi reddediyor.
öyle bir şanlı peygambere dava arkadaşı, can yoldaş olacağı yerde bu fazilet ve liyakatı göstermiyor, küfürde ısrar ediyor, efendisine bir de köstek olmaya kalkışıyor. Nuh Aleyhisselam'ın o gizli sırlarını evinin içindeki, belki o hanenin içerisindeki söylenilmeyecek meseleleri kavminin o putperest reislerine ulaştırıyor, ihanet ediyor, arkasından vurmaya çalışıyor. O kadar o kadar ki Peygamber-i Zişan'ın yüzüne, Nuh Aleyhisselam'ın yüzüne mecnun, mecnun diye haykırıyor. Nuh Aleyhisselam'a deli diyor. Ve artık müminlerin tamamı gemiye bindiler. Helak saati gelmiş bulunuyor. Şimdi kafirler nereye kaçacaktı? Birden gökler şiddetle gürlemeye başladılar. Sanki binlerce yıldırım yağıyor. Topraktan sular kaynamaya başlıyor. Hem topraktan su çıkıyor, hem gökyüzünden öyle bir su boşalıyor ki yer gök bir azap iklimi oluvermiş. O vicdanı kara kafirler, şimdi nereye kaçabilecekler? Allah'ın azabı erişince kim ne yapabilir ki? O şanlı, o şerefli peygamberiyle, hani dülger mi oldun ey Nuh diye istihza edenlerin şimdi o canavar gözleri korkuyla açılmış. Feza ırmaklarından inen, o toprağın derinliğinden fışkıran sularla Hazreti Nuh'un gemisi artık ayaklanmaya başlamıştı bile. Yüzer hale gelmişti. İmansızların safında Hazreti Nuh'un bir de Kenan isimli oğlu vardı. Tıpkı zevcesi gibi, tıpkı annesi gibi o da iman nurundan mahrum kalmıştı. O büyük tufan bütün şiddetiyle dünyayı birbirine katıyor, bütün dünyayı. Tek başına bir köşede sıkışıp kalmıştı. Bunca felaketi gördüğü halde selamet cudisine ulaşacak gemiye gelmeyi akıl edemiyor. Annesinin o şirk damarı ona da sirayet etmiş. Allah'ın şerefli kulu, peygamberi Hazreti Nuh kaç kere ona nasihat etti, güzel öğütler verdi ama ne var ki Kenan o cihan tarlasına hüsran kamışı dikip duruyordu. Fırtınanın o dehşetli anında Hazreti Nuh'un gözü yine oğluna ilişiyor, yine Kenan'a ilişiyor. Hem babalık hem de nübüvvet şefkatiyle, o merhametinin galeyanı sebebiyle, belki son anda iman nasip olur diye düşünüyor. O tatlı, ılık, yumuşak bir sesle, ''Ey oğulcağızım, gel bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle birlikte olma, yoksa birazdan helak olacaksın.'' Nerede o devlet? Kenan'ın canında körlük vardı. Öyle şefkatli, merhametli, öyle nübüvvet sahibi bir babanın kendisine uzanan o şefkat elini itiyor. Hatta Hud suresinde 43. ayette diyor ki, ''De ki beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım.'' Öyle dedi. Dedi ki diyor, ''Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım.'' Yani ''Ey baba, yüksek bir dağa iltica ederim, o dağ beni sudan korur, ben helak olmam, sen merak etme.'' diyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam şefkatle, merhametle dolup taşmış. Kendi canından, kendi kanından ve kendi sulbünden meydana gelen bir evladın ilahi azaba düçar olmasını istemiyordu. Belki son anda akıl gözü açılır da iman devletine erer düşüncesiyle çırpınıp duruyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Ayetin devamında diyor ya Hud suresinde, ''Bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur.'' Allah iman nasip etmekle merhamet buyursun. Ey yavrucuğum, bugün Allah'ın azap günüdür. Onun emrinden, onun azabından koruyacak yoktur dedi. Onun takdir buyurduğu azaba hiçbir şey mani olamaz. Dağa tırmanmak, yükseklere çıkmak seni o azaptan kurtarmaz. Ancak onun acıdığı, onun merhamet ettiği kullar bu tufandan, bu felaketten kurtulabilir. Gel dedi, sen de bizimle beraber aramıza katıl, kurtulanlardan olursun. O Peygamber-i Zişan sözlerini daha bitirmeye kalmadan kendisiyle oğlu arasında dağ gibi dalgalar giriverdi ve Kenan suların arasında helake doğru sürüklendi. Hangi dağa tırmanırsın ki? Helak şimşeği tepende patladıktan sonra dağ ne işe yarar ki? Yüce dağlarda o Kenan'ın işine yaramadı zaten. Allah'a ve peygambere asi olan bu zalim daha tufanın ilk gününde, ilk anında cezasını buluyor.
Evet, Kenan oğlu böyle cahilane bir iddiada bulundu. Allah'ın kudretini, azabını düşünmedi. Mübarek babasının nasihatini, ihtarını dinlemedi. Kendini ebedi bir felakete atıp helak oldu. Maalesef. Büyük ibret. Çok büyük bir ibret var aslında. Hazreti Nuh aleyhisselam gerek zevcesinin, gerekse de oğlunun bütün çırpınış, bütün gayretlerine rağmen kafir olarak helak olmalarında çok büyük ibretler vardır. Mesela, insanlar bizzat kendi akıl ve iradelerini kullanarak imana talip olmadığı sürece Allah kimsenin kalbine imanı zorla koymaz. Öyledir. Allah sen istemediğin sürece senin kalbine zorla iman koymaz. Sevgili kardeşlerim, bak zorla rızkını verir Mevla. Senin yazılmış rızkınsa Mevla onu zorla senin ağzına sokar, sokturur. Bunun örneğini çok anlattık. Bir şekilde gelir o senin ağzına, girer midene. Ama senin rızkında değilse, hani demişler ya, nasibinde varsa gelir Yemen'den, Bağdat'tan, nasibinde yoksa düşer dudağından. İşte iman böyle değildir ama. Kim diyor bize bir adım gelirse, biz ona 10 adım yaklaşırız. Kim de bir adım geri giderse, biz de kendisinden uzaklaşırız. İstemek lazım. Hani diyorlar ya, hocam dua et de namaza başlayalım. Dua edin de tesettüre girelim. Sizinki sadece boş bir laftan ibaret. Çünkü bunu söyleyebilmenin asıl samimiyeti kendisinde bir adım atabilmektir. Evet, bir mücadele edeceksin, sonra dua isteyecek, dua edeceksin ki o iş üzerinde daha güzelini yapabilip sebat edesin. O yüzden Mevla kimsenin kalbine imanı zorla koymuyor. İnsan arzu ve iştiyakla Rabbine yönelecek ki iman devletine erebilsin. Yine Rahman olan Allah, imanı elde etmiş insanların o kalbinden hiçbir sebep yokken de imanı da zorla çekip almaz. Bir insanı Allah-u Teala tutup da kendi isteği üzerine imansız etmez. Sen kendi günahın vesilesiyle uzaklaşmış olursun. Diyor ya, kula bela gelmez. Azmadıkça hak bela yazmaz sevgili kardeşlerim. Şu da bir gerçektir ki insanın içinde yaşadığı muhitin, çevrenin insan üzerinde büyük bir tesiri vardır. Ekseriyetle iyi muhitte olanlar iyi, kötü çevrede yaşayanlar da fena insanlar olurlar. Ne ki bu iyi veya kötü oluş sebeplerinde sadece bir tanesidir. Bazı kere de bunun aksi de zuhur edebiliyor. Nasıl ki inciler arasında bir kum tanesi bazen bulunabiliyorsa da iyi çevrede yaşayan insanlar arasında da fena biri boy verebilir. İşte Nuh Aleyhisselam'ın zevcesi ile oğlunun durumları da bunun en açık ifadesidir. Ama genel olarak çevren nasılsa, arkadaşın nasılsa sen de onlardan biri olursun. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 sene müşrik ve münkirlerle mücadele etti. Bunca zamanda devam eden o tebliğ vazifesinde nice karşılaştığı o güçlüklerle, nice çektiği ezalar ve cefalar ve en nihayetinde ne demişti? Rabbim, ben artık mağlup düştüm. Bunu demesinde zevcesinin ve oğlunun kafir oluşunu, kafirler safında yer alıp kafirler hesabı aleyhinde çalışmalarının da elbette tesiri vardır, tesiri olmuştur. Onlar çırpınan alevler gibi dalgalanarak, o gönüllerini yaprak yaprak açarak, Nuh Nebi'ye yardımcı olacakken aksine köstek oldular. Onun bütün gizli sırlarını o müşrik kavme haber verdiler. Böyle olunca da kale içten çökertilmek istenmişti. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam tam 9,5 asır süren o mücadele sonunda artık Rabb-i Kerim'ine halini arz ediyordu. Bir de kainatın efendisinin o mübarek zevcelerine bakalım. İffet ve İsmet timsali Hazreti Hatice annemi anlattım size. Hem de daha Hazreti Hatice annemin
kendi babasının çocukluğundan başlayarak anlatmıştım. Aleme rahmet olan peygambere daha ilk andan itibaren bütün gönlünü, bütün canıyla yardımcı olmuş olan, en sıkıntılı demlerinde onu teselli eden, malını onun davası uğruna harcayan ve ey amcamın oğlu, sana bir zarar erişmesi imkansızdır, Allah'tan sana bir ceza gelmez, sen akraba ve yakınlarına her iyiliği gösterirsin, doğru konuşursun, misafirine ikram etmeyi seversin, halkın işleri koşarsın. Böylesine zarar gelir mi? Böyle bir insana zarar yetişir mi? Sen şad olasın, kalbini güvenle doldurasın. Teselli ediyordu Hazreti Hatice anne. Varlığın sebebi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ömrü boyunca Hazreti Hatice annemizin iyiliklerini andı. Her vesileyle onu hayırla yad etti. Hatta ve hatta bir gün başka hanımlarının yanında da Hazreti Hatice annemizi özlemle anarken Hazreti Ayşe annemiz çok kıskanç idi. Ya Resulallah dedi, dayanamadı Aleyhisselatü Vesselam. Allah size Hatice'den daha genç, daha güzelini de nasip etti diyerek kendini ön plana çıkarmasıyla bu kelimeyi söylemişti. Evet verdi dedi Allah, ama Hatice başkaydı. O bana herkesin beni inkar ettiği demde ilk inanandı dedi. O beni teselli edendi. Malını, varını, yoğunu, her şeyini benim davam uğrunda karşılıksız feda edendi. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hanımı Vâile de bu şekilde efendisine destek olsaydı belki de Nuh Nebi'nin çektiği ezalar, cefalar bir derece hafiflemiş olacaktı. Ama ne var ki hidayet kuşu Kaf Dağı'nın zirvesindeydi. Herkese onu avlamak nasip olmuyor. Daha evvel de zikrettiğim gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam son bir gayretle o kafir oğlu Kenan'a gemiye binmesini, imana hidayete ermesini telkin etti. Ve o esnada sular geminin bulunduğu seviyeye yükselmişti ki bir dalga geldi. Kenan'ı aldı götürdü. Gökler ve yerler artık bir azap iklimi olmuştu. Feza ırmaklarından oluk oluk sular boşalıyor. Yerden sular fışkırıyor. Aman vermez bir kasırga var. Yeri göğü sanki birbirine katmış. Dal gibi dalgalar meydana getiriliyor. Artık karalar tamamıyla sulara gömülmüş. Gözden kaybolmuş. Ne var ki dağlar, o dağlar misali koca dalgalar. Onun arasında Hazreti Nuh'un gemisi emniyetle yüzüyordu. Gemide olan o nur yüzlü müminler halinden memnun idi, mesud idi. Kendi kurtuluşlarına mukabil o kafirlerin, o münkirlerin helak olmasını seyrediyorlar. Bir yandan da seviniyorlar. Çünkü kafirlerden çok eza gördüler, çok cefa gördüler. Ve o zalimler en nihayetinde işledikleri günahların cezasını çekiyorlardı. Nuh Aleyhisselam, onun gemisi şimdi dalgalar üzerinde bir keklik gibi nazla safa ile yüzüyor. Gemidekiler şükür halindeler, hamd halindeler, tufanın sonunu bekliyorlar. Geceli gündüzlü tam 6 ay devam ediyor Nuh tufanı 6 ay boyunca. Ve bunun neticesi olarak da yeryüzünde tek bir canlı, tek bir hayvan kalmıyor. Nasıl kalsın? 6 ay boyunca o suların içinde kim yaşayabilir? Kalmıyor. Ve Hazreti Nuh'un duası Rabbi tarafından kabul edilmiş. Çünkü o mabudu kerimim demişti. Yeryüzünde gezip dolaşan bir tek kafir bırakma ya Rabbi demişti. İşte kafirlerin kökü kurumuş. Hayat ağaçlarının dalına Allah'ın azabının onun yıldırımı düşmüştü. O şanlı, o şerefli Nebi'ye gemi yapma emri verildiği zaman ayrıca gemiye müminleri ve kendisinin o müminlerinin evlatlarını, ailesini bir de hayvan neslinin devamı için her türden birer dişi ve erkek hayvan alması emredilmişti. Gemiye insanlar yüklenirken oğlu Kenan'ı da içeri aldı. Almak istedi daha doğrusu. Yüce Rabbinin bu emri ve iznine aslında şöyle ki biraz daha açalım konuyu.
Kenan'ın boğulup gidivermesinin hikmetini bir anda anlayamadı Hazreti Nuh Aleyhisselam. Dua etti, "Ya Rabbi," dedi, "elbette oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin haktır. Onu yerine getirirsin. Halbuki ailemi kurtaracağına dair bana vaadin vardı. Şimdi oğlumun durumu nedir? Sen hakimlerin hakimisin. Mevla'dan buna yanıt gelecek. Senin vaadin vardı ya Rabbi." Neydi vaadi? "Benim ailem, benim ailem kurtarılacaktı," dedi. "Ey tek ve büyük Allah'ım, oğlum Kenan da benim ehlimdir, iyalimdir, ailemdir. Bana vaat buyurmuştun." Mevla, Hud suresi, hemen bir sonraki ayet geliyor, cevap geliyor. Allah şöyle buyurdu: "Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir, kafirdir. O halde bilmediğin bir şeyi benden isteme. Seni cahillerden olmaktan men ederim ey Nuh." Bak Mevla burada ne diyor? Açık, o kadar açık ki ayet. Senin ailenden kafir bir evladın varsa o senin ailen değil. O senin ailen değil. Ama senin tanımadığın bir mümin kardeşin var. Ama komşun, ama kilometrelerce uzakta, ama belki daha da farklı bir coğrafyada. O da senin kardeşindir diyor, senin ailendir. Dinine girmeyen bir insan, evladın da olsa, sulbünden de gelse, Mevla onu senin ailen olarak görmüyor. Aile kavramını iyi anla ey Nuh diyor, sakın cahillerden olmayasın. Cahillerden olmaktan men ederim seni diyor Mevla. Hud suresi 46. ayet. Bu emri ilahi Hazreti Nuh hakkında bir atıfet-i ilahiyenin tecellisi demektir aslında. Çünkü peygamberler haddi zatında mahsumdurlar. Onlarda günah olmaz, günah sadır olmaz. Binaenaleyh Hazreti Nuh Aleyhisselam da sadır olan bu sual bir masiyet değildir. Belki eftal ve ekmel olanı terk etme kabilindendir veya içtihadındaki bir hatadan ibarettir. Benzettiği bir hatadan, aile olarak öyle benzettiği için ondaki bir hatanın karşılığını söylüyor Mevla. Seni cahillerden olmaktan men ederim. Yani demek ki sadece nesebi yakınlığın Rahman'ın katında hiçbir değeri yoktur. Hani diyor ya adam, benim babam şeyh'tir. Senin baban şeyh değil. Ne olursa olsun peygamber bile olmuş olsaydı, sen eğer iman etmeseydin işte Nuh Aleyhisselam ve oğlu en büyük örnek bize. O yüzden anam şöyledir, babam böyledir diyerekten ya da dedem işte köyün müftüsüdür diyerek gururlanmayın. Çünkü bu konuda hiçbir fayda sağlamayacaktır senin deden sana. Bir peygambere evlat olmak iman etmedikçe ehil ve iyalinden olmaya yetmiyor demek ki. İşte Kenan'ın hali buydu. O kötü bir yolu tuttu, kafirlerden olmuştu ve onun artık aile kavramını içine girmesi de mümkün değildi. Denizlerden bir alem meydana geliyor. Müthiş bir fırtına ile gökten artık yağmurlar yere iniyor, yerden sular fışkırıyor ama bu devam ediyor tabii. Tufan da bütün şiddetiyle dünyayı sarıyor. Kısa bir müddet sonra da bütün karalar deniz kesiliyor. Yani yeryüzü artık deniz halini alıyor. Yeryüzü bir deniz alemi oluyor anlayacağınız. Bütün her yer toprak namına hiçbir şey yok. Hepsi gömülmüş suyun altına. Nuh tufanı bambaşka bir şey. Korkunç bir durum. Helakların en korkuncu. Birçok kavim helak oldu ama Nuh Aleyhisselam'ın kavmi korkunç bir şekilde helak oldu. Bütün dünyayı su bastığını düşünün. Tabi kaptanı Hazreti Nuh olan bir gemiye elbette ki korku yoktu. Nuh Nebi o ana kadar kendisine tabi olan müminlerle beraber selamete, saadetle sular üstünde bir sülün gibi gezi veriyorlardı. O maymun inatlı kafirlerden yeryüzünde tek kişi kalmamıştı. Böylece vaad-i ilahi artık tahakkuk etmişti. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktu. Zehirli nefesiyle onların o gönüllerini yakan iblis
Şimdi arkalarından gülüp duruyordu. Seviniyordu iblis. Neden? Çünkü kendisine cehennemde arkadaş göndermişti. Kafirler helak olmuştu da iblis ama yine düşmanlık tahtında oturmaya devam ediyor. Kıyamet gününe kadar Hazreti Adem evlatlarını azdırmak için bu işe devam edecek. Ve bu işi de iyi beceriyor. Onun yaratılış itibariyle, peki diyeceksiniz ki o niye tufanda boğulmadı? Çünkü yaşayış tarzı tamamıyla insanlardan ayrıdır, şeytanın farklıdır. O mahşer sabahına kadar zilletle yaşayacaktır ve o gün ölümün pençesi kahrında can verecektir. Ve Halik-i Alemin emriyle yerle gök iki müthiş ordu gibi kafirler üzerine felaketler yağdırdı. Yer ve gök, Sultanı Ezel'in o hücum fermanıyla ortalığı tarumar ettiler. Yeryüzünde tek canlı kafir bırakmadılar. Ve en son Mevla emir verdi. Ey arz, ey yer, suyunu yut. Ey gök, yağmurunu tut. Ve su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı üzerinde karar kılıyor ve zalimler helak olsun deniliyor. Evet, Cudi Dağı üzerinde. Bu Cudi Dağı Musul civarında veya Şam'da veya Amil'deki bir dağ diyen de vardır. Cudi Dağı'nı Musul'da diyen var, Şam'da diyen var. Bazı ulemanın Amil'de diyen de vardır. Tabi taraf ilahiden veya Hakk'ın emriyle melekler veya Hazreti Nuh Aleyhisselam tarafından o rahmetten kovulan insanlar helak olduktan sonra artık Cudi Dağı'nın üzerine geliyor. Recep ayının 10. günü gemiye binmişti Nuh Aleyhisselam. Muharrem'in 10. günü de gemiden inmiştir. Tam 6 ay boyunca. Yüce Rabbine şükür için o gün oruç tutmuştur. Ve bu sebeple ki Muharrem'in 10. yani Aşura günü oruç tutmak bir sünnet olmuştur. Ve Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in 9. ve 10. günlerini de birleştirerek 2 gün peş peşe tutulmasını emir buyuruyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'nda selamete çıkınca, selamette karar kılınca sular çekildi, yeryüzü karalar meydana çıkmaya başladı ve artık cihan toprağında başak elde etme imkanı doğdu. Ve o demde de Sultan-ı Kainat, kulu ve şerefli peygamberi Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vahyediyor. Ey Nuh, sana ve gemide seninle beraber bulunan müminlere ve soylarına bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden inin. Onlardan bir takım kafir ümmetler olacak diyor. Bak, o gemiden inen Müslümanlardan bir takım kafir ümmetler doğacak. Biz onları dünyada rızıklarla faydalandıracağız. Sonra da ahirette kendilerinde bizden acıklı bir azap gelecek. İşte burada aslında bu ayet manasında bir tefsir daha çıkıyor. Bak, Mevla diyor ki bir takım kafirler gelecek. Biz onları dünyada rızıklarla faydalandıracağız. Hani diyor ya şimdi, adam mesela haram işlerle iştigal ediyor. Abi, adam o kadar günah işliyor ama rızkı da artıyor. Hani şu günahları işleyenlerin rızkı azalırdı diyorsunuz. Ama tam tersi, öyle olmuyor. Hani işte kumar oynayanların, zina edenlerin vesaire gibi günah işleyen insanların rızkı azalır demiştiniz. Ama ben öyle insan tanıyorum ki adam benim patronum. Bir sürü iş yapıyor bu tür hatalarla ama yine de rızkı çok. Bak ne diyor? Eğer ki biz bir takım insanları sildiysek, o kafir zümresine dahil ettiysek, Allah muhafaza, bu çok sıkıntılı. Onlar dünyada diyor ufak bir iş yapsalar, hani sadaka dedikleri bir iş yapsalar, o sadakanın karşılığını biz onlara dünyadayken hemen veririz. Neden? Çünkü Allah'ın vaadi var. Allah rızası için harcanan karşılıksız kalmayacaktır. Olur ki diyor onlar sadaka bile verseler, karşılığı hemen geri onlara verilecektir. Ve ahirette biz onları konuşturmayız. Bizden de acıklı bir azap dokunacaktır. Hud suresi 48. ayet. Evet.
Bunu da böyle söylemiş olalım değerli kardeşlerim. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Allah'ın emri erişiyor, tufan oluyor, yeryüzünde tek canlı kafir kalmıyor dedik. Evet, birçok alimin görüşüne de tufan hadisesi Arabistan'ın yarımadası civarında meydana geldiğini de söylüyorlar. Çünkü o zamanlar insanlar sadece oralarda yaşıyordu. İnsanlık alemi dünyayı tamamen doldurmamıştı, yani bu kadar yaygın değildi. Bu bakımdan tufan bütün insanları içine aldı. O umumi yer Arabistan'ın yarımadasıdır diye de yine merhum Hamdi Yazır'ın kitabında da görüyoruz değerli kardeşlerim. Evet, ne dedik? Cudi Dağı'na, karaya oturdu. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler 6 ay sonra Muharrem'in 10. günü kimsenin burnu bile kanamadan karaya ayak bastılar. Felaket dinmiş, artık yeni bir safha meydana gelmiş. Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki, gemi Cudi Dağı üzerinde oturduğu zaman Nuh Aleyhisselam geminin arka tarafından iblisi gördü. Ona dedi ki, yazık sana, senin yüzünden bütün yeryüzü helak oldu. Onların hepsinin helakına sen sebep oldun, ne kötü bir ateşsin dedi. İblis iğrenç yüzünü Hakk'ın elçisine, peygamberine tutup dedi ki, peki ne yapayım dedi. Allah'ın peygamberi dedi ki, tövbe et. Neden dedi Rabbine iltica etmiyorsun, tövbe yolunu tutmuyorsun. Dedi ki, ey Nuh dedi, sor bakayım Rabbine, neyi sorayım dedi, tövbemi kabul eder mi dedi. Nuh Aleyhisselam mağfireti bol olan Rabbine dua ediyor, durumu arz ediyor. Diyor ki, ey Rabbim, sen de biliyorsun ki iblis böyle diyor. Tabii cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah ferman eder. Der ki, o şimdi Adem'in kabrine secde ederse ben onun tövbesini kabul ederim. Bak, o kadar adam kandırmış, o kadar adamı cehenneme göndermiş, sebep olmuş, yine de tövbe ediyor böyle birisi. Allah-u Teala'nın merhametini görüyor musun? Gitsin bakayım o zaman diyor. Adem'in kabrine secde etsin. Ben diyor onu kabul edeceğim. Hazreti Nuh da seviniyor. Diyor ki, herhalde bu iblis pişman olmuştur. Ne olduğunu gördü. Gider herhalde kabre secde eder. Ey iblis dedi, sevin dedi. Sana müjdeli bir haber getirdim. Tövbe kapısı açıldı dedi. Tabi o aşağılık lanetli dedi ki, ne gibi bir haber getirdin? Dedi ki, Adem'in kabrine secde edersen tövben kabul edilecektir. Kafirler kafiri şeytan, yılan gibi dilini ağzının içinde oynattı. Dedi ki, ben Adem'e diriyken secde etmedim, ölüyken mi secde edeceğim dedi. Böylece kafirliğin zirvesinde kaldı. Bir defa onun boynuna lanet halkası geçmişti. Artık onu ancak cehennem paklar sevgili kardeşler. Evet, yeni dünya, yeni bir hayat. Tufan sona ermiş. Nuh Nebi yeryüzüne ayak basmış. Hayatının artık yeni bir dönemi başlıyor. Adem oğlunu yeniden çoğalmasına Hazreti Nuh Aleyhisselam sebep olduğu için Ebul Beşeri Sani denilir. Evet, Ebul Beşeri Sani, yani insanoğlunun ikinci babası veya Adem-i Sani, ikinci Adem diyerek de lakabı vardır Nuh Aleyhisselam'ın. Siz Türkçesini söyleyebilirsiniz. İnsanoğlunun ikinci babasıdır Nuh Aleyhisselam. Hazreti Nuh Aleyhisselam nübüvvet ve risaletle şereflendirildiği için kalbi şerifi ilahi nurla dolu. Dilinden hep hakikat incileri dökülür. Daima Rabbini zikreder. Gizli açık her yerde Allah'a yalvarır. Kalbini bir an bile Rabbinden ayırmazdı. Her işin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah derdi. Ve 950 sene kafirlerin cefasını, ezasını çekmişti. Hiçbir halinden şikayetçi olmadı. Allah-u Teala hatta onu Kur'an'da met ediyor. Diyor ki, ey Nuh ile beraber gemiye yüklediğimiz kimselerin zürriyeti. Doğrusu bu ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Yani deniliyor ki, ey Nuh ile beraber tufan felaketinden kurtulmak için Nuh'un gemisine binenler, ey zürriyetler, hakkınızdaki bu lütfi ilahi hatırlayın, bunun şükrünü ifa etmeye çalışın. Eğer biz ceddinizi tufanda halas etmeseydik, siz hayat sahasına gelemeyecektiniz. Ve şüphe de yok ki, o Nuh, o peygamberi zişan, gerçekten çok şükreden bir kuldu.
nail olduğu nimetlerin kadrini bilen bir peygamberdi ve bunları kendisine ihsan eden Allah'a karşı da bol bol şükranda bulunur, hayır hasenat ile meşgul olurdu. Şükür selametin sebebidir sevgili kardeşlerim. Nimetlerin artmasıdır, devamıdır, bir vesiledir. O şükür sayesinde Nuh Aleyhisselam selamet cüdisine erişiyor. Bakın her şey şükürle başlıyor. Daha evvelce de zikrettiğim gibi Nuh Aleyhisselam 40 yaşındayken peygamberlik verildi. O demden itibaren tam 950 sene hiç yılmadan risalet vazifesini ifa etmiştir. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın yaşı hakkında farklı beyanlar vardır. Biz 950 sene olarak biliyoruz ama bu peygamberlik vazifesinin o vakte kadar, tufana kadar süresidir. Tufan sonrasında da 60 sene daha ömür sürüyor, sonra rahmeti rahmana kavuşuyor. Hatta tufandan sonra 350 sene daha yaşadığı da söylenir, kabul edilir. Bütün ömrünün 1050 sene diyen var, 1350 sene diyen var, 1480 sene olduğu da yine rivayetler arasında yer alır. Ben hepsini böyle söylemiş olayım ki bilgi sahibi olun sevgili kardeşler. Evet, tufandan sonra insanoğlu Nuh Aleyhisselam'ın evlatlarından, onunla beraber gemide olan müminlerin neslinden çoğalmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından, tabi isimlerini de not almıştım aklımda kalmaz diye, Sam, Arap, Fars ve Rumların babası Hamd, Sudanların babası Yafest, bunlar Türklerin ceddidir sevgili kardeşlerim. Bizim yani Türklerin dedeleri nereden geliyor? Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından. Sam Arapların, Farsların ve Rumların babası, Hamd'a Sudanlıların babası, Yafes'te Türklerin ceddidir sevgili kardeşlerim. Evet, dünya üzerindeki milletler sadece isimlerini zikrettiğimiz milletlerden ibaret değildir ama buradan çoğalmışlardır. Bunu da böylelikle söylemiş olalım değerli kardeşler. Tabi maymunlara özenenler elbette kendileri tercihlerini yapmışlardır. Onlara ne diyelim demiş ya şair. Hala inkarda mısın ey azabın yolcusu? Yaratılışına bak, işte bir damlacık su demişler. Adam ise hala maymundan geldiğini söylüyor. Tabi herkes özgür, annesini babasını seçebilir bu şekilde. İnsan hiç bu fanide böyle mi aldanmalı? Kök çürür kurur hayat ağacının her dalı demiş. Bir peygamber dahi olsa ölümden hiç kimseye kurtuluş yoktur. Kader yazısını yazan kalemle ne diyor Mevla? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bu levha yazılmış ve Nuh Aleyhisselam bu cihan bahçesinde 10 asırdan fazla ömür sürüyor ve bu ömrün 950 senesini kafirlerle mücadele ile geçiriyor. Ne diyor? Celalim hakkı için diyor Mevla, yemin ediyor. Biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik. 950 yıl kaldı, onları tufan yakalayıverdi ve onlar zalimlerdendi diyor Ankebut suresinde. Değerli kardeşlerim, sevgili büyüklerim. Evet, 40 yaşındayken risalete nail oluyor. 950 sene kavmini dine davet ediyor. Tufandan sonra da 60 sene daha yaşıyor. 1050 yaşında iken de ahirete teşrif ediyor. Bir insan bu kadar nasıl yaşar? Şunu bilmek lazım ki insanların müddeti hayatı takdir ilahiyle az da çok da olabilir. Hayat tarlasında yeşeren ömür ağacı ilahi takdirin rüzgarıyla açılıp söner. İnsanoğlu, evet, bugün bakıldığı zaman 1050 sene ömür süren şanlı bir peygamber, o bile ecel okuna hedef oluyor. Bizi bu dünyada tutarlar mı zannediyoruz? Tutmazlar değil mi? Yolculuk var. İmansız kapanan gözlere kabir akşamları azap parmaklarını sokar. Ne yapacaksak şimdi yapalım, yarın yaparım, yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti, bir şey yapamadık. O yüzden bir de şöyle bir güzelliği sizlere hatırlatayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin ömrünün kısa olması Allah Resulü'nün ümmetine bir hediyedir. Bir ikramdır, hem de çok büyük bir ikramdır. Eğer çok fazla yaşasaydı peygamber ümmeti hataya düşer ihtimali çok yüksek, ki düşeriz de. Yani 60 senelik ömür için neler yapıyoruz, birbirimizi yiyoruz, kıyıyoruz, döküyoruz, mahvediyoruz. Kaldı ki 1000 sene yaşasak herhalde neler neler yaparız diye düşünüyorum.
Bir de şunu söylemekte fayda vardır. Bir gün Nuh Aleyhisselam bir kabrin başına oturmuş, bir kadın görmüş. Kadın ağlıyor ama nasıl ağlıyor? Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Dedi ki, ey abla, amca, teyze, neyse işte o zamanın diliyle. Niye bu kadar çok yıpratıyorsun kendini? Niye bu kadar çok ağlıyorsun dedi. Kabirdeki kimdir? Dedi ki, kabirdeki benim oğlumdur. Çok genç yaşta öldü. Dedi ki, kaç yaşında? Dedi ki, 250 yaşında öldü. Çok gençti dedi. Nuh Aleyhisselam dedi ki, bir peygamber ki son peygamber, bütün peygamberler ve insanlar onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Bildim dedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, o peygamberin bir ümmeti gelecek. Güçsüz, zayıf bir ümmet. Öyle 1000 sene yaşayacak güçte olan bir ümmet değil. Onların dedi ömürleri 60, 70, 80 sene olacak. Allah Allah dedi kadın. Gerçekten mi? Evet dedi, gerçekten. Peki dedi, onlar hiç günah işleyecekler mi? İşlemezler herhalde dedi yani. 60-70 gün için diyor kadın. Yıl da demiyor. Evet dedi, işleyecekler. Hem de öyle bir işleyecekler ki sanki dünyadan hiç gitmeyeceklermiş gibi günah işleyecekler. O dünyaya hırs ile bağlanacaklar. Biri işim diyecek, biri malım diyecek, biri çocuklarım diyecek. Öyle bağlanacaklar ki hiç gitmeyeceklermiş gibi. Eyvah dedi. Yazıklar olsun onlara dedi. Ben dedi, onların yerinde olsam 60 gün için kafamı secdeden kaldırmam. İşte hayatın özeti bu. Nuh Aleyhisselam'ın da hayatının özeti bu sevgili kardeşlerim. Evet, çok fazla Nuh Aleyhisselam ile uzun tutmak istemedim. 2 bölümde bitirelim. Ondan sonra hızlı hızlı, çünkü peygamberler tarihini işlemek istiyorum. Evet, özetinde özetiyle anlatmaya gayret gösterdim. Hazreti Hud Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Tabii Nuh tufanı sona eriyor artık. Kainatta yepyeni bir hayat başlıyor. Nuh ile beraber de selamet cüdisine çıkan müminlerin zürriyeti tabii günden güne çoğalıyor. Ve artık bir peygamber daha gelecek o nesilden. O da Hazreti Hud Aleyhisselam olacak. Bakalım dünyaya nasıl teşrif edecek, neler yaşayacak o da. İnşallah anlatmaya gayret göstereceğiz. Bu arada peygamberler tarihini YouTube kanalımızda dinleyemeyen kardeşlerimiz şu ana kadar Adem Aleyhisselam'ın hayatıyla dinleyebilirler. Adem Aleyhisselam'ın birinci bölümü, ikinci bölümü, bütün bölümleri 4 bölüme kadar atıldı. Şiit Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam'ı da attılar. Dün Nuh Aleyhisselam'ın birinci bölümünü de değerli kardeşim, sevgili Mehmet atmış. Bugün ikinci bölüm inşallah, aksi bir durum olmazsa yayınlanacak. Yarın da aynen böyle Hud Aleyhisselam diyerek devam edeceğiz. Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut ve sonra da Hazreti İsmail Aleyhisselam olarak evet devam etmiş olacağız. Ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar değerli kardeşler.